Evet, önemli gelişmeler. Çok kısa bir şey daha sormak istiyorum Canan Sakarya. Dün epey bir konuşulan AK Partili Metin Külüng'ün bir tweet'i ya da bir çağrısı da oldu. Yani onlar ilgili de pek çok şey konuşuldu. Servet sahipleri ek vergi talep etsin. Hani servet sahiplerinin de böylesi bir durumda kenarda beklemeleri, sermayenin kenarda beklemesi, izlemesi kabul edilemez. Onlar da kendileri için bir servet vergisini talep etsinler Cumhurbaşkanı'ndan diye bir çağrısı oldu. Bu yönde herhangi bir şey var mı? Yani bu yalanlanmadı galiba, değil mi, bildiğim kadarıyla? Herhangi bir yalanlanma da olmadı bununla ilgili. Yalanlanma olmadı. Ama şöyle bir şey var. Metin Külüng eski AK Parti milletvekillerinden ve Cumhurbaşkanı'na da akrabalığıyla bilinen bir isim. Metin Külüng bu tür çıkışları hep yapıyor. Hep böyle tweetler atıyor. Hafta sonunda akaryakıtla ilgili düzenleme olduğunda bunun zamanlaması çok önemli. Niye bu zaman seçildi şeklinde bir açıklama yaptı. Daha önce de bu tür çıkışları oluyor. Farklı bir yere düşüyor yani AK Parti ile farklı şekilde. Yani bir muhalif duruş şeklinde bunları söylüyor. Servet vergisi gelir mi? İşte emlak vergisinden mesela ikinci emlak birden fazla konutu olandan emlak vergisi alınsın diye bir şey konuşuluyor. Olabilir belki servet vergisi gelir mi gelmez mi? İşte şeyde de ek kurumlar vergisi şeklinde de düzenlemeler olmuştu meclis kapanmadan önce. Bu ekonomi gündemine, ekonomi yönetimi gündemine gelir mi gelmez mi bunu sonbaharda göreceğiz ama biraz bireysel davranıyor gibi geliyor bana Metin Külüng. Evet. Ya ben de biraz onu sordum. Acaba böyle bir planın, bir hedefin, bir amacın parçası olarak mı bu konuyla ilgili Ankara'da ne konuşuluyor diye, ama demek ki izleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bütün bunlara bakacağız. Çünkü önemli bir konu. Servet vergisi evet. Şu anda dünyada benim bildiğim herhangi bir yerde uygulanmıyor. Evet. Peki çok teşekkür evet. ediyoruz Canan Sakarya. Kıymetli